Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın yaptığı en son açıklamalarda ülke genelinde düşüş gösteren iller meydana gelse de maalesef artışların çok fazla olduğu illerde öne çıkmış durumda. Bakan Koca yaptığı açıklamalarda 17 tane ilden bahsederek bu illerde gerekli yasak karantina ve tedbir işlemlerinin il ilçe hıfzı kurulları kararıyla alınacağını eğer artışların hala da ciddi derecede artmaya devam ettiği durumlarda da bunların il bazında, ilçe bazında genel olaraktan sokağa çıkma yasağı veya da daha değişik tedbirlerle, karantina işlemleriyle diğer illerde uygulanan 10-14 günlük köy bazında, il bazında, mahalle bazında karantina işlemleriyle Buralara yasakların gelebileceği ifade edildi. Bu 17 tane ilimiz ise Ordu, Samsun, Giresun, Tokat, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Amasya, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Osmaniye, Karaman, Burdur, Balıkesir ve Adıyaman bu illerimizde son dönemlik periyotlarda ciddi derecede artışlar olduğu görülürken buralarda meydana gelen artışların diğer illere yansımaması ve buralarda görülen mutasyonlu virüslerin diğer iyi gelişmeler kaydeden illere dağılmaması için hem iller arası seyahat yasağı hem de bu bölgelerde, mahallelerde, karantinalarda gerekirse vaka artışlarının önüne ciddi derecede geçilebilmesi için il bazında sokağa çıkma yasaklarının, karantina işlemlerinin diğer illerde köylerde, mahallelerde uygulanan 10 veya 14 günlük karantina işlemlerinin de buralarda bu 17 tane ilde de uygulanabileceği il ve ilçe hırsızlık zıfva kurulları kararıyla alınacağı dile getirildi yapılan açıklamalara göre. İnşallah buralardaki artışlar en yakın zamanda döner ve normalleşmeye girdiğimiz dönemde hepimiz maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına uyaraktan buralardaki artışları düşürebiliriz. Normalleşmeye girdiğimiz bu dönemde her şey bizim elimizde. Kurallar ne kadar dikkat ederekten normalleşebilirsek kafelere restoranlara dolduraraktan değil sosyal mesafeyi koruyaraktan maske takaraktan gidip gelirsek toplu taşım ulaşım araçlarına da aynı şekilde dolu olan arabalara binmek yerine mesafeli boş olan araçları tercih edersek biraz daha bu normalleşme dönemine kademeli bir şekilde geçebiliriz diyerekten açıklamalar geldi son yapılan, açıklamalara göre Bilim Kurulu ve Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda konuyla alakalı yorumlar sin. Bu artış gösteren illerde bu şekilde il bazında, ilçe bazında alınan tedbirlerle bu mutasyonlu virüsün, özellikle İngiltere varyantının yayılmasını engelleyebilir miyiz? Yoksa normalleşmeye girdiğimiz bu dönemlerde daha farklı yasaklar, tedbirler gelebilir mi? Kafelerin, restoranların sizce bu şekilde açılmasını doğru buluyor musunuz? Konuyla alakalı yorumlar sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.